بسم الله الرحمن الرحيم حبة جنة قرآنيين من ثمراتن من ثمرةن حب حبة من كُوْيَدْ من شَاخِدِ رختم پر از مَيْوَيِ توحيد يكشب نمم أَزْيًا پر از لُؤْلُؤِ تمجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على دين الاسلام وكمال الإيمان والصلاة والسلام على محمد الذي هو مركز دائرة الإسلام ومنبع أنوار الإيمان وعلى آله وصحبه أجمعين ما دام الملوان وما دار القمران إيلم أيها العزيز شو جردون بيوك عالمة بيوك كتاب نظري Nuru Muhammedi aleyhissalatu vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Eğer o alemi kebir bir şecere tahayyül edilirse Nuru Muhammedi hem çekirdeği hem semeresi olur. Eğer dünya mücessem bir zihayat farz edilirse o nur onun ruhu olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse, onur onun aklı olur. Eğer pek güzel şaşalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse, nur Muhammedi onun andelibi olur. Eğer pek büyük bir saray farz edilirse, nur Muhammedi o sultan ezelinin makarı saltanat ve haşmeti ve tecelliyat-ı ile hasar-ı sanatını havi olan o yüksek saraya nazır ve münadi ve teşrifatçı olur. Bütün insanları davet ediyor. O sarayda bulunan bütün antika sanatları, harikaları ve mucizeleri tarif ediyor. Halkı o saray sahibine, saniine iman etmek üzere cazibedar, hayret efza davet ediyor. İlem eyyuhel aziz! Hilkat şeceresinin semeresi insandır. Malumdur ki semere, bütün eczanın en ekmeli ve kökten en uzağı olduğu için bütün eczanın hasiyetlerini, meziyetlerini havidir. Ve keza, hilkat-ı alemin ille-i gayye hükmünde olan çekirdeği yine insandır. Sonra o şecerenin semeresi olan insandan bir tanesini şecere-i İslamiyet'e çekirdek ittihaz etmiştir. Demek o çekirdek, alemi İslamiyet'in hem banisidir, hem esasıdır, hem güneşidir. Fakat o çekirdeğin çekirdeği kalptir. Kalbin ihtiyacat saikası ile, alemin enva ile, eczası ile pek çok alakaları vardır.'' Esma-i Hüsna'nın bütün nurlarına ihtiyaçları vardır. Dünyayı dolduracak kadar o kalbin hem emelleri hem de düşmanları vardır. Ancak ganiyi mutlak ve hafız-ı hakiki ile itmi inan edebilir. Ve keza o kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki, bir harita veya bir fihriste gibi bütün alemi temsil eder ve vahidi ehadden başka merkezinde bir şeyi kabul etmiyor. Ebedi, sermediği bir bekadan maada bir şeye razı olmuyor. İnsanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ihlas altında İslamiyet ile iska edilmekle, imanla intibaha gelirse, nurani, misali alemi emirden gelen emr ile öyle bir şecere-i nurani olarak yeşillenir ki, onun cismani alemine ruh olur. Eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse, kuru bir çekirdek kalarak nura inkılap edinceye kadar ateş ile yanması lazımdır. Ve keza o habbe kalp için pek çok hizmetçi vardır ki, o hadimler kalbin hayatıyla hayat bulup imbisat ederlerse, kocaman kainat onlara tenezzüh ve seyrangah olur. Hatta kalbin hadimlerinden bulunan hayal, mesela en zayıf, en kıymetsiz iken, hapiste ve zindanda kayıtlı olan sahibini bütün dünyada gezdirir, ferahlandırır ve şarkta namaz kılanın başını Hacer-ül Esved'in altına koydurur ve şehadetlerini Hacerül Esved'e muhafaza için tevdi ettirir. Madem beni Adem kainatın semeresidir, nasıl ki bir harmanda başaklar dövülür, tasviye neticesinde semereler istibka ve iddihar edilir, binaenaleyh haşir meydanı da bir harmandır. Kainatın başak ve semeresi olan beni Adem'i intizar etmektedir.'' İlem eyyuhel aziz. Şu görünen umumi alemde her insanın hususi bir alemi vardır. Bu hususi alemler umumi alemin aynıdır. Yalnız umumi alemin merkezi şemstir. Hususi alemlerin merkezi ise şahıstır. Her hususi alemin anahtarları o alemin sahibinde olup letaifiyle bağlıdır o şahsi alemlerin safveti, hüsnü ve kubhu, ziyası ve zulmeti merkezleri olan eşhasa tabidir. Evet, aynede irtisam eden bir bahçe, hareket, tegayyür vs. ahvalinde aynaya tabi olduğu gibi, her şahsın alemi de merkezi olan şahsa tabidir. Gölge ve misal gibi. Binaenaleyh, Cisminin küçüklüğüne bakıp da günahlarını küçük zannetme. Çünkü kalbin kasavetinden bir zerre senin şahsi aleminin bütün yıldızlarını küsufa tutturur. İlem eyyuhel aziz! 30 seneden beri iki tağut ile mücadelem vardır. Biri insandadır, diğeri alemdedir. Biri enedir, diğeri tabiattır. Birinci tağutu gayrı kasti, gölgevari bir ayna gibi gördüm. Fakat o tağutu kasten veya bizzat nazarı ehemmiyete alanlar, Nemrut ve Firavun olurlar. İkinci tağut ise onu ilahi bir sanat, rahmani bir sıbgat, yani nakışlı bir boya şeklinde gördüm. Fakat gaflet nazarıyla bakılırsa tabiat zannedilir ve maddi yunlarca bir ilah olur. Maaza o tabiat zannedilen şey ilahi bir sanattır. Cenabı Hakk'a hamd ve şükürler olsun ki Kur'an'ın feiziyle mezkur mücadelem her iki tavutun ölümüyle ve her iki sanemin kırılmasıyla neticelendi. Evet. Nokta, katre, zerre, şemme, habbe, hübap risalelerimde ismat ve izah edildiği gibi mevhum olan tabiat perdesi parçalanarak altında şeriat-ı fıtriye ilahiye ve sanat-ı şuuriye rahmaniye güneş gibi ortaya çıkmıştır. Ve keza Firavunluğa delalet eden en eden Sani izülcelale raci olan hüve tebaruz etti. İlem yyühel Aziz Dünyada sana ait çok emirler vardır. Ama ne mahiyetlerinden ve ne akıbetlerinden haberin olmuyor Biri cesettir. Evet cesedin genç iken latif, zarif ve güzel gül çiçeğine benzerse de İhtiyarlığında kuru ve uyuşmuş kış çiçeğine benzer ve tahavvül eder. Biri de hayat ve hayvaniyettir. Bunun da sonu ölüm ve zevaldir. Biri de insaniyettir. Bu ise zeval ve beka arasında mütereddittir. Daimi bakinin zikri ile muhafazası lazımdır. Biri de ömür ve yaşayıştır. Bunun da hududu tayin edilmiştir. Ne ileri ve ne de geri bir adım atılamaz. Bunun için elem çekme, mahzun olma. Tahammülünden aciz, takatinden hariç olduğun tuğli emel yükünü yüklenme. Biri de vücuttur. Vücut zaten senin mülkün değildir. Onun maliki ancak malikül mülktür ve senden daha ziyade senin vücuduna şefkatlidir. Binaenaleyh, Malik-i Hakiki'nin daire emrinden hariç o vücuda karıştığın zaman zarar vermiş olursun. Ümitsizliği intac eden hırs gibi. Biri de bela ve musibetlerdir. Bunlar zahildir, devamları yoktur. Zevalleri düşünülürse zıtları zihne gelir, lezzet verir. Biri de sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse beraberce götüremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın ve keza bu fani dünyadan da çıkacaksın. Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış vücudunu mucidine feda et. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. Çünkü feda etmediğin takdirde ya badi heva zail olur gider veya onun malı olduğundan yine ona rücu eder. Eğer vücuduna itimat edersen ademe düşersin. Çünkü ancak vücudun terkiyle vücut bulunabilir. Ve keza vücuduna kıymet vermek fikrindeysen, o vücuttan senin elinde ancak bir nokta kalabilir. Bütün vücudun cihatı ı erbaası ile ademler içerisinde kalır. Ama o noktayı da elinden atarsan, vücudun tam manasıyla nurlar içinde kalır. Biri de dünyanın lezzetleridir. Bu ise kısmete bağlıdır. Talebinde kalaka düşer ve sürati zevali itibariyle aklı başında olan onları kalbine alıp kıymet vermez. Dünyanın akıbeti ne olursa olsun lezaizi terk etmek evladır. Çünkü akıbetin ya saadettir, saadet ise şu fani lezaizin terkiyle olur veya şekavettir. Ölüm ve idam intizarında bulunan bir adam sehbanın tezyin ve süslendirilmesinden zevk ve lezzet alabilir mi? Dünyasının akıbetini küfür ile ademi mutlak olduğunu tevehüm eden adam için de terk-i lezaiz evladır. Çünkü o lezaizin zevali vukua gelen hususi ve mukayyet ademlerden ademi mutlakın elim elemleri her dakikada hissediliyor.'' Bu gibi lezzetler o gibi elemlere galebe edemez.